Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bisküvi pastası yapacağız. İnanın çok lezzetli oluyor. Güzel bir muhallebi hazırlayacağız. Bir de üzerine çikolata sosu yapacağız. Sadece 5 dakikada hazırlayabileceksiniz. Hemen tenceremi önüme alıyorum. İçerisine 1 litre sütü boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı tepeleme dolu dolu nişasta. Ocağımızın altını şu an yakmıyoruz. Tüm malzemeleri katıp karıştırdıktan sonra 4 yemek kaşığı tepeleme dolusu un. 1 su bardağı toz şeker. Ocağı yakmadan önce tüm malzemeleri güzelce karıştırıp ondan sonra ocağın altını orta ateşte karıştırarak pişireceğim. Kıvamını aldım. Karıştıra karıştıra tam da olması gereken kıvam bu. Aldıktan sonra arkadaşlar bir 15-20 saniye karıştırarak pişirmeniz yeterli. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 1 paket de vanilya. Artık ocağın altını kapatıyorum. Tereyağı eriyene kadar şöyle karıştırarak pişireceğim. Ondan sonra arka tarafı alacağım. O arkada beklesin, ara ara karıştıracağım. O arada hemen çikolata sosumu hazırlayacağım. Kremam hazır artık. Arkada ben onu arada karıştıracağım arkadaşlar. Hemen arkaya alayım. Şöyle uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum çikolata sosu için. Hazır çikolata sosu kullanıyorum ama kendiniz de evde yapabilirsiniz. Şöyle 2,5 bardak süt yazıyor arkasında. Ben birazcık daha böyle kıvamlı olması için 2,5 azıcık fazla koyacağım. Şöyle yarım daha koyuyorum. 2,5 bardak sütü tencereye aldım. Bir pakette hazır çikolata sosunu ilave ediyorum. Ocağın altını yakmadan önce şöyle bir karıştırayım. Ondan sonra ocağın altını yakacağım. Karıştırarak orta ateşte pişireceğim. Çikolata sosu kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Kaynayınca şöyle 1-2 dakika pişirin. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Böyle daha parlak bir görüntüyü sağlamak için. Arzu etmiyorsanız katmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Artık çikolata sosunun altını da kapatayım. Pastamı yapmaya başlayayım arkadaşlar. Artık pastanın yapımına geçebilirim. Oldukça koyulaştı. Ben biraz fazla beklettim. Bir saat bekliyoruz arkadaşlar. İçerisine bu esnada isterseniz bir paket benim gibi krema, isterseniz de krem şanti kullanabilirsiniz artık arzu ettiğinizi. Benim krema vardı, krem şanti baktım kalmamış. Normalde krem şanti ekliyorum ama krema da aynı lezzeti veriyor. Şimdi mikserle en az şöyle 2 dakika boyunca çırpıyorum. Kıvamını aldı artık. Çok da güzel bir kıvamı oldu arkadaşlar. Çikolata sosum da aynı şekilde soğudu. Gayet güzel bir kıvam aldı. Bunu artık çekmeye gerek yok. Bu şekilde bir kıvam olması için sürekli gelip gidip böyle karıştırmanız gerekiyor. Yoksa üzeri kaymak tutarsa bu istediğimiz kıvamı bulamayız.
Şu şekilde 24 cm birçoğumuzun evinde olan bir borcam kullanacağım. Muhallebinin yarısını şöyle alt kısma doğru döküyorum. Bir kaşıkla şöyle yayacağım. Bisküvi hiç ıslatmıyorum. Ben şöyle kakaolu bisküvi kullanıyorum. Markasını ben videonun alt kısmına yazarım. Şu anda söyleyemeyeceğim videoda. 2 paket kullanıyorum bu bisküvilerden. Yani toplamda hemen hemen 300-350 gram kadar. Bir sırasını buraya, bir sıra da üstüne dizeceğim. Bisküvilerden sonra hemen üzerine tekrar muhallebi dökeceğim ama birden dökmeyeyim dedim. Şöyle kaşık kaşık dökmek daha iyi olacaktır. Yoksa bisküviler karışabilir. Şöyle kaşıkla döküp dağıtın. Muhallebiyi döktükten sonra tekrar üzerine kalan bisküvileri diziyorum. Tam bu kadar geldi. Hazırladım. Çikolata sosunu yavaşça üzerine bırakıyorum. Pastam hazır. Dolaba kaldırıp dinlendiriyorum. Pastayı birkaç saatte olsa dinlendirdim. Şimdi şöyle üzerine biraz Hindistan cevizi serpeceğim. Sizler de arzu ettiğinizi ilave edebilirsiniz. Birimleri ayıracağım. Bıçağınızı temizlemeye gerek yok. Zaten çikolata sosu böyle akışkan olmalı. Hemen şöyle kenardan bir tane alayım. Şöyle ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Müthiş bir tatlı. Kabul lezzetli, hafif tatlı yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.